Yennefer Wengerberg, siyah saçlı, ihtişamlı ve güzel bir büyücü. Bir önceki videomuzda Triss Merigold teorisinde Yennefer'ın aldatma hikayesini anlatacağımızı söylemiştik. Eğer izlemediyseniz sağ üstte çıkan karttan o videoya da ulaşabilirsiniz. I love you, Yen. And I love you. İlk başta bu büyücünün kim olduğuna bir göz atmakta fayda var. Yennefer 1173'te Wengerberg'te doğdu. Doğuştan kamburluğu vardı ve dizidekinin aksine yüzünde bir şişlik de vardı. Ailesi onu büyücülerin yetiştirdiği okula verdi ve orada ilk akıllı hocası olan Tisia de Vries ile tanıştı. İlk başta Yennefer'ı eğitmek istemeyen hocası, Yennefer'ın hayata küsmesi ve intihara kalkışmasıyla fikrini değiştirdi. Geralt'la tanışması ise şu olay sırasında olmuştur. Geralt'ın Dandelion'u cin saldırısı sonucunda ölümle yüz yüze gelmesinden ardından bir tedavi ararken yolları Yennefer'a düşmesiyle olmuştur. Romanlarda ise Son Dilek kitabı altında bu olaylar anlatılmıştır ve Geralt ile Yennefer'ın ilişkileri böylece başlamıştır. Tekrardan Yennefer ve büyü okuluna dönersek, Yennefer burada Ystrid ile tanışır ve ona aşık olur. Ystrid ile ayrıldıktan sonra Geralt ile tanışır ve sevgili olurlar. Kader Kılıcı isimli kitapta Yennefer, Geralt'ı Ystrid ile aldatır ve Geralt bunu öğrendiğinde büyük bir öfke ve üzüntüyle dolar. Yennefer Geralt'ı aldatırken bir yandan da Ystrid ve Geralt arasında seçim yapmaya çalışmaktadır. Ystrid, Yennefer'a kendisiyle yaşamasını teklif eder. Geralt ise istediğini yapabileceğini Yennefer'a söyler. Birbirinden haberdar olan Ystrid ve Geralt birbirlerini düelloya davet eder. Yennefer böyle bir şey olacağını tahmin ettiğinden iki mektup yazar ve gönderir. Mektubu açan Ystrid, Yennefer'ın onu bıraktığını öğrenir ve daha da sinirlenir. Ystrid'in tek amacı Geralt'ı öldürmektir. Geralt, Ystrid'in mektubunda ne yazdığını öğrenince düello yapmaktan vazgeçer ve kendine yazılan mektuba ulaşmak için harekete geçer. Kitap burada son buluyor. Daha detaylı bilgi için kitabı okumanızı öneririz. Geralt aldatılmasına rağmen neden Yennefer'ı terk etmediği konusuna gelirsek, Son Dilek kitabında Dandelion cinden iki dileği harcamıştır. Yennefer Dandelion'u iyileştirirken cini himayesi altına almaya çalışır ve başaramaz. Cin Yennefer'ı tüketmeye başlamıştır. Cini serbest bırakmanın tek yolu ise son dileği söylemektir. Geralt ise cinden son dilekte Yennefer ve kendisinin ruhlarının bağlanmasını ve asla açılmamasını istemiştir. Bu son dileği yüzünden Geralt, Yennefer'dan bir türlü vazgeçememektedir. Witcher 3'ün bir görevinde Yennefer bu dileği başka bir cin aracılığıyla bozmuştur. Rif kaçta en daya, kaçta et diskle, gevered mi kasıl. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, sizlere ve diğer tüm oyun severlere iyi oyunlar dileriz. Your scent,